Merhabalar sevgili Paraksitlerin Kimya izleyicisi. Kimyasal hesaplamaların ikinci videosu eşit mol ve eşit hacim problemleri. Ve değil ve. Şimdi Burada mümkün olduğunca her problem tipini bu sene ayrı alacağım. Yani eşit mol eşit ayrı karışım ayrı 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 alacağım ki aramada da rahatlıkla çıksın. Bir problem tipini unutan rahatlıkla gidip ona baksın diye. Bu yüzden kısa kısa 8-10 dakikalık 8-10 dakikalık videolar halinde böyle ayrı ayrı problem tipi en sona da 8. video olarak bir tane karma soru videosu ekleyeceğiz. Tak 7-8 mis. Üzerine zaten yaprak testlerimiz, 5 artı lerimiz 3 artı lerimiz özel sorularımız gelince mis gibi olacak. tabi üstüne senin de ders çalışman lazım. Sen çalışmazsan, sen soru çözmezsen ben ne yaparsam yapayım boş. Senin de bol bol çözmen lazım. Bunu unutmuyorsun. Hadi o zaman ne yapalım? Hadi o zaman kimyasal hesaplamalar ikinci videoya geçelim. Aslında eşit mol, eşit hacim, eşit kütle ile yasalarda çözdüğümüz eşit kütleyle çok benzer. Yani Önce kendimiz yorum yapıyoruz. Daha sonra bu yoruma göre soruyla doğru oran kuruyoruz. Veya veya bir önceki soru tipi olan sınırlayan artan madde gibi çözüyoruz. Hadi bakalım. Önce bir önce bir N2 O2 N2O5 yazıp yani tepkimeyi yazıp denkleştirelim mi? Malum denkleşmemiş bir kimyasal tepkimeyle hiçbir kimyasal hesaplama yapılmaz. Şuna 2 yazsak şuna 5 yazsak Şuna iki yazsak denkleşir. Mümkün olduğunca tam sayılarla denkleştiriyoruz. Çünkü oran orantı kuracağız ya. Tam sayıda oran orantı kurmak kafaya daha uygun kesirlerle. Oran orantı kurmak daha zor. Şimdi birer mor aldım ne kadar oluşur? Birer mor aldım ne kadar oluşur diye. Soru sormuş. Birer mol aldım tabii ki. Bak soruyu unut. Eşit mol veya eşit hacim ya. Soruyu unut. Sen bak. Kaça kaç giriyor bu? 2'ye 5. Sen olsan kaça kaç alırdın eşit? Ne? 2'ye 2 mi? Mübarek ya 2'ye 5 harcadın. Mübarek da çok ağzıma takıldı. Nereden geldiyse mübarekler beni mi çağırıyor nedir? 2'ye 5 harcadın. 2'ye 5 harcarken nasıl 2'ye 2 alabilirsin? Fazla fazla alacaksın ki. Arttın. Azalırsan yetmez. Yani ben olsam 5'e 5 alırım. Ama 5'e 5 alsam da bundan 2 harcanır. Bundan 5 harcanır. Bundan da 2 oluşur. Yani tepkime bittiğinde bundan 3 artmıştır. Bu bitmiştir. Bundan da 2 olur. Buradaki her sayı birbiriyle doğru orantılı. Her sayı birbiriyle doğru orantılı olduğu için basit bir orantıyla bu soruyu çözebilirim. Bak şimdi. Her birinden 5'er mol aldığımda 2 mol n2 o5 elde edildiyse her birinden birer mol aldığımda kaç mol n2 o5 elde edilir? x eşittir 2 bölü 5. Yani 0,4. Bu kadar basit. Önce kendin bir simüle işin gerçekleştiriyorsun. Bir simüle ediyorsun olayı. Kendi sayılarına göre, kolay sayılara göre, basit sayılara göre. Daha sonra soruda verilenle senin yaptığın arasında bir doğru orantı kuruyorsun. Ne demiştim? Yasalar, mol hesaplamada her şey doğru orantı. Doğru orantıyı biliyorsan bu soruları rahatlıkla çözersin. Hadi devam. Hadi devam. Eşit mol N2 ve H2 kullanılarak 0.8 mol N3 elde edilmiştir. Buna göre başlangıçta her maddeden kaçar mol alınmıştır. Bak ürünü biliyorsan soruyu üründen çözebilirsin. Veya biraz önce yaptığımız teknikte yapabilirsin. Bak her ikisini de çözeyim sana. N2H2NH3 tepkimeyi yazdım. Denkleştirmedim daha denkleştireceğim. Şimdi şuna 2 koysak şuna da 3 koysak denkleşir. 1'e 3 giriyor. Ben 3'e 3 üç de alsam bundan 1 al, harcanacak artacak değil. Bundan 3 harcanacak. Bundan da 2 oluşacak. Yani tepkime bittiğinde bundan 2 arttı. Bu bitti. Bundan 2 var. Şimdi bu simülasyonumuz. Buna göre soruda verilenle istenen arasında ne yapacağız? Bir doğru orantı kuracağız. 08 elde edilmiş. Her maddeden kaçar mol. Bak. 2 elde ettiğimde her maddeden 3'er mol aldıysam 0.8 elde ettiğimde her maddeden kaçar mol aldım? Ne oldu? 3 çarpı 08 2.4 bölü 2 her maddeden 1.2 mol almışız. Bak kendi simülasyonuna göre orantı kuruyorsun. Başka ne zormuş? Hangi maddeden kaç mol elde ettim? Bak 2 elde ettiğimde 2 arttı değil mi? Sen 0.8 elde etmişsin. O zaman artan maddede doğru orantı yasaları gereği 0.8 mol 2'dir. Bu kadar basit. Simülasyon yaptığında bu simülasyona göre soruyu çözmek çok kolay. Ancak ürünü verdiği zaman ürünü verdiği zaman üründen başlayıp soruyu çözebilirsin. Biraz önce tepkimeyi yazıp denkleştirmiştim. Yine yazıp denkleştiriyorum. Bak geriden geleceğim. Bundan 0.8 var ya. Bundan 0.8 oluştu. O zaman bundan 0.2 bundan 0.6 harcanmak zorunda. 0.2 harcanmadan pardon 0.2 olur mu ne? 0.2 olur mu? 2'ye 1 ya 0.8'e 0.4. Bu da 1.2. 2'ye 1 0.8'e 1'e 3 1.2 ha. 0.8 oluşması için 0.4 harcanmak 0.8 oluşması için 1.2 harcanmak zorunda. Bu harcanmak zorunda olan. Peki başlangıçta kaç aldım? Başlangıçta çoğa göre eşit harcam dedim ya. Fazla fazla alacaksın ki artsın. 1.2'ye 1.2 almışsın. Bu bitmiş. Bundan 0.8 artmış. Her maddeden kaçar bol alınmıştır? 1.2'ye. Hangi madde artmıştır? En 2den 0.8. İki yöntemi de bil. Hangisi kolayına gidiyorsa onu yap. Çünkü artan maddeyi verdiği zaman bu yöntem işe yaramaz. Bunu bilmen lazım. Bu işe yaramaz. Artan madde şu kadar deseydi bunu bilmeden şuradan bir şey yapamazdık. Bizim bir simülasyon yapmamız gerekirdi. Anlaştık değil mi? Hadi bir tane daha. Eşit mollerde C3H8 ve oksijen kullanılarak gerçekleştirilen yanma tepkimesinde önce bir tepkimeyi yazıp denkleştirelim. Ben direkt denkleştirilmiş halini yazsam hüsmesiniz değil mi bana? Bana alınmaz. Bana darılmaz. Bana kızmazsınız değil mi abi? Ben direkt böyle yazsam olur değil mi? Yazdık. 3 karbondioksit, 4 su, 5 oksijen. Eşit mollerde kullandık. En fazla 13.44 litre ki kendisi 0,6 mol eder. Hesaplarsanız CO2 oluşmaktadır. Üründen de gidebilirsin. Biraz önce simülasyon yaptın ondan da gidebilirsin. Bak üründen gidelim mi? Üründen mi gidelim? Hangisinden gidelim? Hangisinden? Üründen. Bundan 0,6 oluştuysa 3 olandan 0,6 ise 1 olandan bunun 3'te 1'i 0,2 mi? Bu 1 iken bu 5 ise bu 0,2 bu 0,1 mi? Bunlar harcandı. Büyüye göre eşit alacaksın. Ne aldın? 1 mole 1 mole aldın. Bundan 0,8 artmış bu bitmiş. Buna göre tepkime de artan madde olmaması için. Yani bu 0,8'i de harcayacağız bir daha. Şimdi C3H8 1 iken O2 5'ti. O zaman 0.8 ken bunun 5 katı eğer ortama 4 mol O2 eklersem 4 mol O2 bu maddelerin hepsini harcar ve hiçbir şekilde artan madde olmaz. Anlaştık değil mi? Hadi devam. Evet araya minicik bir farklı kare girdi. Bu arada çünkü canlı yayında videoyu çektiğim için canlı yayında bir kalktık oturduk vesaire bunlarla ilgilendik. Şimdi bir sonraki sorumuz bu defa sabit hacim var. Bakın gazlarda hacimle mol sayısı doğru orantılı olduğu için hepsi gaz olan tepkimelerde hacim maddelerin hacimleri de tepkimede katsayıyla doğru orantılı. Yalnız bunu sadece gazlarda kullanabiliriz. Katı ve sıvıda böyle bir şey yok. Yani x2 ile y2 girmiş. Tepkimeden x2 y5 oluşmuş. Yazdık. x2 y2 x2 y5 şeklinde. Tamam. Şimdi tepkimeyi denkleştireceğiz. Tabii ki denkleşmemiş bir tepkimeyle işlem yapılmaz. Şuna 2 koyduk. Şuna 5 koyduk. Şuna 2 koyduk. Hani hepsi gaz ya. Dikkat edin. Şurada şöyle bakın. x 2 y 2 gazının x 2 y 5 gazı ve sabit sıcaklık sabit basınçtaysa aynı sıcaklık aynı basınçta aynı sıcaklık ve basınçta gazların hacimleriyle molleri doğru orantılı olduğu için 2 mol 5 mol 2 molü 2 hacim 5 hacim 2 hacim gibi kullanabiliriz. Yani ben 5 litreye 5 litre alsam bunun 2 litresi harcanacak. Bunun 5 litresi harcanacak. Bundan 2 litre olacak. Ve tepkime bittiğinde elimde 3 litre x2 gazı y bitti. 2 litre x2 y5 gazı var. Önce kendi yorumumu yaptım. Simüle ettim durumu. Şimdi soruda verilenle bu simülasyon arasında doğru orantı kuracağım. Ne diyor? 40'ar litre alırsam kaptaki gazların toplam hacmi. Bak ben 5'er litre aldım. Tepkime sonunda kaptaki gazların toplam hacmi 5 litreydi. O zaman 40'ar litre alırsam da tepkime sonunda toplam hacim 40 litre olur sevgili arkadaşlar. Anlaştık değil mi? Önce bir simülasyon yaptık daha sonra soruda verilen durumla bu simülasyon arasında doğru orantı kurarak soruyu çözdük. Gazlarda Hacimle mol sayısı doğru orantılı. Hacimle mol sayısı doğru orantılı. Bunların gaz olması, bu gazların aynı sıcaklık ve aynı basınçta olması şart. Katı ve sıvılarda hacmi kullanamıyoruz. Moli her zaman kullanabiliyorsun. Hacmi sadece gazlarda ve aynı sıcaklık, aynı basınç durumunda kullanıyorsun. Bunu da sakın unutma. Bir sonraki soru yine eşit mol sorusu. Diyor ki x2 ve y2 gazı kullanılarak x2y3 elde ettik. x2, y2 x 2 y 3. Şunu 2 ile çarptık. Şunu 3 ile çarptık. Şunu 2 ile çarptık. 0.4 mol artmış. Artanı vermiş. Hiçbir şey bilmiyorum. Bir yapacağım. 2'ye 3 giriyor. Ben 3'e 3 alsam da 2'ye 3 harcanır. 2 oluşur. Tepkime bittiğinde bundan 1 mol var. Bundan 2 mol var. Bunlar mol. 0.4 mol artmış. Kabın normal koşullarda hacmi. Bak şimdi. 1 mol arttığında 1 mol arttığında Kapta toplam, kapta toplam, kapta toplam. 3 mol madde var. Acaba 0,4 mol arttığında kaç mol madde var dediğimde kapta 1,2 mol madde var. Bana molü değil bunun hacmi soruluyor. Dolayısıyla 1,2'yi 22,4 ile çarpacağız. 1.2 çarpı 22.4 dersen 1 22.4'tü. birden büyük yani bir 22.4'ten büyük tek 26.88 olduğuna göre herhalde 26.88'dir yani hani veya 22.4 ile 0.2 çarpı 22.4 4.48'i toplarsan 26.88'i rahatlıkla bulursun. Anlaştık değil mi? Eşit kütle, eşit mol pardon, eşit mol ve eşit hacim problemlerinde temel mantık bu. Biz bir simülasyon kuracağız. Bu simülasyonla verilen durum arasında doğru orantı kurarak soruyu rahatlıkla çözebilirsin sevgili arkadaşım. Bol bol soru çözerek kendini pratikleştir. Hem hız kazan hem bu sorularda vakit kaybetme. Hem AYT'yi rahatlıkla yap. Hem beni sev. Hem sevil. Hem abone ol. Hem iyi ol. Hem beğen hem paylaş. Sen beni ne kadar büyütürsen ben de sana o kadar faydalı ve o kadar düzenli içerik üretebilirim. Kendine iyi bak. Seviliyorsun. Görüşmek üzere.